Çok hoş bunlar. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Çok hoş olmuş. Şapka, atkı, şal, kazak. Buna benzer şeyler örüyorum. Kazancım oradan, kazandığımı direkt tiyatro biletine gidiyor. Yani danışmanlık hizmeti veriyorum. Yani halk ilişkiler biriminde olduğumuz için genel anlamda hep insanları yönlendirme görevim o. Yani oyun izlemek diyorum, tiyatro izlemek diyorum. Yani, ama çoğunlukla eğlenceyi çok seviyorum. Onun için de zamanımın işten kalan tarafını da ona ayırıyorum. Amatör olarak tiyatro ile ilgileniyorum. Bunun dışında açık öğretim halkla ilişkilerde okuyorum. Şu anda ikinci sınıftayım. Ben normalde ortopedik engelliyim. Kağıt üzerinde böyle bir durumum var. %40 raporum var trafik kazası geçirdiğim için. Örneğin bir fabrikada çalışıp da ayakta duramam ben. Bu istihdam anlamında da problem yaratıyor bana. Bir iş başvurusu yaptığım zaman işte sen ayakta duramazsın. O yüzden iş bulamama noktasında engelli olduğumu düşünüyorum. Onun dışında herhangi bir engel hissetmiyorum kendimde. Yani ben doğuştan, benim doğuştan geliyor. Daha sonradan olanlar da var. Yani acınacak bir durumda olduğumu zannetmiyorum. İşte yapamaz. Özürü var. Her şeyi başaramaz. O gözle görülüyor galiba. Engelli olmak yani benim için diğer insanlardan farksız yani. Çünkü sarışını var, esmeri var, uzun boylusu var, kısa boylusu var, şişmanı var, zayıfı var. Onların bir karakteri de bu engelli birisi. Bu benim için hiç bir şey ifade etmiyor. Yani nasıl uzun boylu varsa ben de o sıradan, o grubun içinden birisiyim diyebilirim yani. Ama bu sadece benim için öyle. Hani bazen oluyor böyle işte çok tatlı bir teyze. Aa yavrum çok güzel ama işte aksıyor. Ama ben buna bir niye taramıyorum. 20 yaşına kadar kırıta kırıta yürümüşüm. 20'mden sonra aksıyorum yani. Bu benim elimde olan bir şey değil ki işte. Fiziksel olarak bu kaza benden çok şey aldı götürdü. Ama ruhuma çok şey kazandırdı. Yani acı çekip de hiçbir şey öğrenmemek büyük bir aptallık. O yüzden yani her şeyin bireyde bittiğini düşünüyorum ben. Yani o yüzden kimsenin bana acıdığını, kimsenin beni küçümsediğini düşünmüyorum. Yani eğer sen kendine acırsan, sen kendinle barışık değilsen, o zaman insanlar zaten seni öcü gibi görüyor, sana acımaya başlıyorlar. Yapılan bir araştırmaya göre net olmamakla birlikte 500 bine yakın engelli topluluğu var. Engelli insan bence bu yaşamda kendisini topluma adapte edemeyen, yani elinde ayağında değil de düşüncelerinde, fikirlerinde problem olan kişidir. Engelli de değiliz, engellenmiş insanlarız diye düşünüyorum. Mesela önceden ben de bütün gün evde geçiyordu zamanım. Evde oturuyordum, televizyon izliyordum, gazete okuyordum, işte kitap okuyordum. O kadar, başka bir faaliyetim yoktu. Kendim istedim bir şeyler yapmak, bir şeyler üretmek. Çevremde var öyle insanlar, yok değil bulunduğum yerde Bergama'da. Ailesinden öyle bir destek almıyor. Kendisi de istemiyor. İşte ben bir şey başaramam, ben bir şey yapamam. Ki istedikten sonra her insan her şeyi yapabilir. Yeter ki istesin. Açsak çıkar mı dışarıya? Diğer engellilerden ayrım şöyle, ben hayattan büyük keyif alıyorum ve acayip zevk alıyorum ve çünkü yaşamı dolu dolu yaşamak istiyorum. Çünkü ya ömür çok kısa ama diğer engelliler işte ben niye böyle olmuşum, işte ne beni böyle yaratmıştır, işte Allah beni böyle yaratmış, işte ben evden dışarı çıkmayayım, beni kimse görmesin falan, işte ya bastonumla dolaşırken. Ben yok öyle düşünmüyorum. Neden? Çünkü acayip keyif alıyorum. Ya bu yaşam tarzını bu şekilde devam ettirmek, bunun keyfinin tadını çıkartmak gerekiyor. Çünkü bunu değiştiremiyorsan bunu da zevk alacaksın, keyif alacaksın. Ben de keyfinin tadını çıkartıyorum. Çünkü diğer insanlardan farkımız da bu. Eğer engelli kendini acımazsa kimse onu acımaz. Engelli kendini hor görmezse yani birey, kimse onu hor görmez. Ben buna inanıyorum. Her şeyin, sen insanlara ne verirsen onu alırsın. O yüzden ben kimseyi suçlamıyorum. İnsanlar ilk önce kendine suç aramalı. Nefes alıyorsan, beynin çalışıyorsa, düşünebiliyorsan olay bitmiştir ya. Yani benim bacağım niye aksıyor, benim niye kolum yok, boynum niye dönmüyor, işte kendi köşeme çekilip
böyle bekleyemem. Yani insanlar böyle beklemesin. Bilmiyorum yani hep ben diyorum aslında hiç böyle işte kendimden örnek vermeyi sevmem ama işte boynumu kullanamıyorum. Dönmüyor böyle. Ama doktorum çok güzel bir şey söylemişti. Ömür boyu asil ve dik gezeceksin demişti ona. Beni hayata bağlayan tek şey inanın ne bir kuş, ne kedi köpek veya ne de sevdiğim bir kız. Yalnızca tiyatro. Ya insanlar bahsederdi işte o sahneye çıktık, tozu yuttuktan sonra bir daha bırakamazsın. Ben 2000 yılında, daha önce de geçmişimiz oldu ama 2000 yılında başladım, sahneye çıktığım andan itibaren tiyatro benim için bambaşka bir yaşam tarzı oldu. Ya o gün benim için çok kutsal, yani çok enteresan bir gündü. Dernek de başladı tabii ki. İşte bir gittim, içeride bir gürültü, korktum. Ulan nereye geldim dedim, yani kavga mı var? Hayır dediler, tiyatro çalışması var. Ya ben orada, yani orada işte bittim ya, yani bir girdim küçücük bir yerde prova alıyorlar. Bu beni inanılmaz etkiledi ve sonra ben yaklaşık bir yıl bu gruba çaycılık yaptım. Her akşam onlara çay demledim, servis yaptım. Yani bir şekilde o gruba girdim. Yani tiyatroyla tanışmam böyleydi ve hayatıma çok güzel girdi. O günü hep güzel anımsıyorum. İyi ki de girdi. Tiyatroya başladıktan sonra yaşamaya karşı daha çok bir enerji oldu, daha bir sevinç oldu. Yapamayacağımı zannediyorum. İşte o kadar insanın karşısına çıkıp rol yapamam, ezber yapamam diyordum. Kendimi çok kötü görüyordum açıkçası. Ama yapabiliyorum. Gerçekten çok güzel bir şey, çok hoş bir şey. ...2007'nin Ocak ayında başladık Simirna Deneme Tiyatro Topluluğu. Oyunumuzun adı Dario Fo ve İki Erki. Benim rolüm Medea. Bir ay gibi bir çalışmamız oldu. Bir ay sonunda Dario Fo ve İki Erki oyunumuzu çıkardık. Bu oyunda kadınların yaşadığı zorlukları anlatıyor. Ve Türkiye'de farklı bir yere parmak basmak için bu oyunu sergiledik. Canlandırdığım karakter... dediğim gibi insanların izlediği zaman cinsiyetinin ayrımına varamadığı fakat yapmak istediği işten artık örneğin 20-30 yıl aynı işi yapmış ve artık o işten bunalmış bir dans hocası bu. İlk turnemiz olarak da Salihli'de oynayacağız oyunumuzu, Manisa Salihli'de. Bu konuda da ilk turne olması bizim için çok heyecanlı, çok farklı bir sahne diyeyim artık çünkü İzmir dışında sergilememiz oyunumuzu. İnşallah sahneyi de iyi bir şekilde temsil edip grubumuzun iyi bir şekilde oynayıp oradaki insanlara keyif veren bir oyun çıkartıp gelmek istiyoruz tabii ki. Merak ediyorum nasıl bir yer, nasıl bir sahne, seyircisi nasıl? İki oyun çıkartacağız orada. 6'da ve 8'de olacak oyunumuz. Bu çok heyecan verici bir şey bizler adına. Özellikle engelli arkadaşlarla oluşturduğumuz grubun ilk turnesi olacak bu şehir dışına yapılan. Bu anlamda çok mutluyum ve sabırsızlıkla bekliyorum bu turneyi. Engelli birey olarak tiyatro yapmak diğer tiyatro gruplarına nazaran daha zor. Yani bir engelli tiyatrosu dediğin zaman ya insanlar işte